Sağlıklı yaşadan, sağlıklı ve mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle herkese selamlar dostlar. Bugün içerisinde çektiğimiz 3. alım videosu arkadaşlar ve bu videoda Ankara Üniversitesi'nin personel alım videosunun e, alım ilanının detaylarını birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Daha önce de Ankara Üniversitesi bir alım yapmıştı. Bu alımın da detaylarını incelemek isterseniz hemen yukarıda çıkacak olan kutucuğa tıklayarak önceki alımın detaylarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce bu ve benzeri videoların e, izlemek adına, haberdar olmak adına kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız da beni acizane memnun etmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi başvuru için arkadaşlar üniversitenin ana sayfasına girmiyorsunuz. Personel daire işleri başkanlığına girdiğiniz zaman hemen alt kısımda zaten sözleşmeli personel alım ilanının duyurular kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. E, Hemen li ilan metni için tıkladığımızda arkadaşlar geniş bir kadro alımı söz konusu. Tabi bu alımda arkadaşlar sadece sağlık personeli alımı mevcut değil. Büro personelleri ve destek personeli alımı da mevcut. O yüzden e, sade sağlık personelleri ile alakalı bir ilan metni değildir. Alımları incelediğimizde 68 kişilik bir sağlık personeli alımı söz konusu arkadaşlar tabii bunun içerisinde yine en büyük çoğunluğu hemşire kadrosu. Onun arkasında 13 kişiyle ağız diş sağlığı ön lisans mezunundan mezunu arkadaşlarımızdan alım yapılacaklar. Genel şartlara baktığımız zaman zaten arkadaşlar her zaman söylediğim 7-8 tane şart mevcut. Bu bütün alımlarda standarttır. o yüzden buraya girmeyeceğim. Başvuru işlemleriyle alakalı olarak arkadaşlar Resmi gazete yayınlandıktan sonra 15 günlük bir başvuru Resmi gazete 17 Aralık'ta yayınlandığı için 31 Aralık mesai bitimine kadar başvurularınızı yine online olarak PBS Ankara .edu .tr adresinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Açıklama kısmına bu linki bırakacağım. Sizi e, düşünmemezsiniz. Direkt linke tıklayarak da başvuru sayfasına gidebilirsiniz arkadaşlar. Bazı kadrolar için özel e, belgeler istenmekte. Nedir bunlar? Bazı kadroların şu kadar yıl çalışmıştır gibi bir e, hemen yanlarında bazı özel şartlar var. Bu bütün kadrolarda yok arkadaşlar. Bir iki tane kadro da olduğu için e, kötü yorumlamak istemiyorum ben. O yüzden e, bunlar gerektir. Bu belgeleri yine e, başvuru sırasında online olarak hizmete yüklemeniz gerekmekte arkadaşlar. Sisteme yüklenmesi gereken belgeler kısmında zaten e, bu her e, şey için yok bazı hmm, bölümler için bu bölümlerle alakalı olarak da yine ne neler gerektiğini burada özellikle her kadro için ayrı ayrı e, bırakmış durumda bunu yine sizin kendinizi incelemenizi tavsiye ederim çünkü ben hepsini tek tek aktaracak olursam e, süre anlamında sizi çok sıkacaktır arkadaşlar o yüzden incelemiyorum başvuruların değerlendirilmesi noktasına geldiğimiz zaman ise herhangi bir tarih belirtmemiş arkadaşlar. Şu gün, 10 gün, 15 gün içerisinde gibi bir tarih belirtmemiş. GBT araştırmaları olacağını düşünüyorum. O yüzden uzun süreceği için herhangi bir tarih belirtmemişler. Ama bu süre uzun dediğim süre de yaklaşık yani çok uzun değil. Ortalama bir ay içerisinde sonuçlar açıklanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan 5 iş gün içerisinde de kazanan adaylar, atanmaya hak kazanan adaylar, üniversitenin personel daire işleri başkanlığına şahsen gerekli evraklarla birlikte başvurmaları gerekecektir. Gerekli evraklar nedir noktasında gelecek olursak, ilan metninin sonuçlanmasında yani sonuçların açıklandığı ilan metninde orada sizlerden neler isteneceğini zaten açıklayacaklardır. O, bu açıklamaları takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben de takip ediyorum. Instagram sayfasından yayınlıyorum. Instagram sayfası açıklamalar kısmında mevcut. Oraya tıklayarak da Instagram takip edebilirsiniz arkadaşlar. Toparlayacak olursak arkadaşlar Ankara Üniversitesi'nin 2021 yılı içerisindeki ikinci sağlık personeli alımı toplamda 68 kişilik bir sağlık personeli alımı yapıyor değişik kadrolarda. E, farklı kadrolarda mevcut ama bizi ilgilendiren kısımda 68 kişilik bir alım mevcut. 15 günlük başvuru süresi var. 31 Aralık son tarih. E, Ankara Üniversitesi'nin bu sevindirici haberi ise e, kadrolarda herhangi bazı özel bazı 1 2 tane dışında özel şartlar aranmamış bu da e, adil bir e, alım yapılacağını gösteriyor. E, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirim zilini açmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.